Evet aslanlarım, ne yapıyor aslanlar? Evet, vahşi kediler. Bazılarınız 2020 Mart, 2023 arası tabii satürn karşıdan çakınca evlerimizdeki fare yakalayamayan obez kedilere dönmüş olabilir. Pisi pisi olmuşlardır. Neyse ki satürn balık burcunda artık çıktı oradan. E, değişim. Yani e, minnoşlaşmış olan aslanlar yani eğer de yatıyorlarsa hiç iyi olmaz. Aslan ne yapacak? E, gezecek, hareket edecek. E, yatan aslan olmaz. Gezen tilkiyi ye tutarlar sonra. E ne yapacaksınız peki? Şimdi Satürn Balık'ta. Balıkta bir sizin 8. eviniz bir yıkılış var burada yani bazıları tabi evlilik ortaklık ilişkiler üzerinden son 3 yılda e, ciddi anlamda egosu zarar görmüş olabilir satürn çünkü güneşi yani egoyu sevmez satürn'ün işi budur karşıdan vurdu tabi e, yordu kalbinizi yordu sırtınız ağırdı belki kalp kırıklıkları vermiş olabilir bana da verdi ne diyeyim ayım aslanda ya Burada fakat e, şu var. Kuzey ve Güney düğümleri yani Güneş'in ve Ay'ın tutulmalarının olduğu kesimde yani sizin 9 3 aksınızda e, tutulmalar başladı. Ay tutulması var 25 Mart'ta Güney Düğüm Terazi yönünde yani 3. evinizde. Güneş tutulması 8 Nisan Kuzey Düğüm Koç 9. evinizde ay tutulması 18 Eylül kuzey düğüm balık yönünde o da 8 güneş tutulması 2 Ekim güney düğüm terazi yönünde 3 yani burada 3-9 aksında bir faaliyet başladı şimdi 9. ev kişinin inançlarıyla alakalı olduğu için bize diyor ki inançlarını değiştiriliyor yani insanlar aslında ...bakış açılarını ya da inançlarını değiştirdiklerinde... ...dünya ile olan ilişkileri de değişir. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Ancak... ...hepimiz için dünya farklı bir yer. Demek ki biz dünyayı değiştiremeyeceğimize göre... ...değiştiriyoruz da... ...kolektif olarak 8 milyar... ...ve bunu azar azar yapıyoruz. Dünya değişiyor. Değişiyor kesin. Ama kişinin tabii ömrü daha kısıtlı olduğu için biz daha hızlı değişiyoruz dünyaya göre. Bu bağlamda kişinin kendisini değiştirmesi daha kolay olacağı için bence dünyayı değiştirelim martabalından kurtulalım. Çünkü insanların en yanlış yaptığı şey, bunu bütün inançlar ideolojiler yaparlar dünyayı değiştirme üzerine çok iddialı bir varlık insan. Aslında bu bir ego, yani bütün tabi tarihte dünyayı değiştirdiğini iddia eden insanlar var fakat son tarihte dönüp bakıyorum yani yanlış anlamayın ama hiçbir şey değiştirdikleri falan yok. Yani sadece buna inananlar açısından artık siz neye inanıyorsanız bana göre tabi ideolojiler idraklere giydirilmiş deli gömlekleridir. Herkesin tabi bir deli gömleğine idrakinde ihtiyacı olabilir. Kendi kafasında bir şeyleri değiştirdiğini, değiştirebildiğini zannedebilir. Ama dönüp baktığında hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Onu söyleyeyim. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Bu kadar. Ve bu arada da tabi e, kocaman ekonomik bir sistemin de parçası olduğumuz için yani koskoca bir e, çarkın e, minnacık bir dişlisi olduğumuz için e, ego yaparız ama bakarsınız bir şey de değiştirdiniz falan yoktur ancak kendi küçük hayatlarımızı değiştirebiliriz bakış açımızı da değiştirdiğimizde aslında e, olunabilecek kadar huzurlu ya da mutlu olabiliriz çünkü bazıları bunu yapıyorsa siz bunu yapamıyorsanız o zaman bunu kendinize sormanız lazım ben nerede eksik kalıyorum diye o yüzden de Madem 9-3 tutulmaları yaşıyorsunuz, değişin. Kendi fikirlerinizi değiştirin. Çünkü aslan sabit bir burç. Satürn geldi işte son 3 yılda bayağı bir böyle vurdu kırdı kovadan filan. Ama şimdi arkadaşlar 23 Mart itibariyle Plüton geliyor. Ya... Yani, Plüton kova burcuna geçtiği andan itibaren yıkımın tesiri Satürn gibi olmaz çok daha yüksek olur. Onu ben şimdiden söyleyeyim size. Sadece tabi bir orada 20 sene kalacağı için e, bu yıkım yavaş yavaş gerçekleşecektir. Yani hani bu şehir seni alır diyor santim santim çürütür diyor ya. Santim santim zaten yıkılacaksın. Ve bu güce direnemeyeceğin için de baştan yıkım için e, hevesli olsan iyi olur. Yani kentsel dönüşüme giriyorsun bir nevi. Hani ben yok bu ev benim atamdan kaldı, dedemden kaldı. Yani ne yapalım kaldıysa kaldı yani o ev yıkılacak arkadaş bunun lamıcımı yok. Ya oturup bekleyeceksin, gelip deprem yıkacak, bu sefer tepene yıkacak binayı. Ya da sen çıkacaksın abi, yıkım ekibine vereceksin, yıkım ekibi yıkacak, yeni bir eve oturacaksın. Yapabileceğin şey bu, bunu söyleyeyim. Bunu ilişkiler üzerinden yapacaksın. Hayatındaki bir sürü ilişkide ihanete uğradığın duygusunu da yaşayacaksın. Ee, Yengeç videosunda Güneş, Plüton Karşıtlığı ve Degnice'nin haritasında varmış. Sen de o güneş Plüton karşıtlığı yakışacaksın. Yani Nietzsche'nin durumuna düşeceksin. Ha Nietzsche gibi e, belki o Salome tarafından aldatıldı. Yani ille bu bir kadın, yani ille bir erkek, ille bir ilişki olması gerekmiyor. Ama e, kişi kendisiyle kurmuş olduğu ilişkide de kendisine ihanet edebilir ve kendisini yıkabilir. Bu bağlamda esnek olman, bunu da söylüyoruz. Bak bakayım 23 Mart'ta 0 derecede mi Plüton Kova'nın? 2024 23 Mart yaz. Bunlar tabi Vedik'te batı ve sistemlerinde sağa sola biraz değişebiliyor. Daha sonra 2 Eylül 19 Kasım arası son bir oğlak geçişi var Plüton'un. 2008'den beri zaten iş hayatında, sağlığınla ilgili meselelerde, ee, ne yaşadığına bir bak yani dön 2008'e bak iş güç konusunda sağlık konusunda ne gibi aşamalardan geçtin Plüton sana ne getirdi ne götürdü onu kendi hayatında analiz et ee, 2 Eylül 19 Kasım arası son bir kere orada birkaç aylığına ne yapacak arkadaş ee, Plüton oğlak burcunda olacak sıfır derece mi bir derece geçmiş mi daha önce geçmiş o zaman Sıfır derece Mart'ın daha öncesi, Şubat mı geçmiş o zaman? Bir baksana. 23 Mart diyoruz insanlara ama neyse. Genelde sıfır dereceden bir dereceye geçince etkisi azdır arkadaşlar. Ee, bu tabi kova etkisini artık yavaş yavaş Pluto'da hissedeceğiz, Pluto'nda. Ama tabi 19 Kasım'dan sonra artık sürekli olacak ve 20 sene boyunca orada sürekli kalacak. Ee, Jüpiter 26 Mayıs itibariyle kadar Boğa burcumda. 23 Ocak'ta geçmiş. 23 Ocak'ta mı geçmiş? Evet. Niye biz 23 Mart diyoruz? Hmm. 23 Ocak'ta geçiyor değil mi? Hmm. Neyse yani 23 Ocak'la Mart arasında tabi 2 ay var. Orada Plüton 0 dereceden geçiş yapmış. 1 dereceyi tamamladığında biz bu Plüton etkisini hissedeceğiz. Ama son tarihte. 2024 genel olarak Plüton kova etkisidir arkadaşlar. Ee, burada ne yapıyoruz? 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda e, Jüpiter var. E, Boğa burcu Aslan'ın tabi 10. evi. Kariyerle, işte güçle alakalı. E, eğer kariyerle alakalı bir değişime gitmek istiyorsanız e, Jüpiter yardımcınızdır. Jüpiter zaten Aslanların tabi 5. ev yöneticisi. 5. ev yöneticisi doğal 5. ev yöneticisinin aslında 10. evde olması son zaten e, işte 6 aydır böyle e, 26 Mayıs'a kadar da orada olacak 10. E, evde 5'in sahibinin olması size iş güç kariyer konusunda daha talihli imkanlar sunabilir 5. E, ev tabi yaratıcı e, işlerdir bazılarınız tabi sahneden kazanabilir, çocuklarla alakalı meselelerde kazanabilirsiniz. Ee, beşinci evin tabi eğlence sektörüyle alakası vardır. Yaratıcı işte senaryo, roman, bunların tamamı yine beşinci ev konularıdır. Bu tabi daha insanlardan insanlardan e, takdir alacağınız meselelerde kendinizi daha bir e, toplum önüne ne yapabilirsiniz koyabilirsiniz. Bu bağlamda 2024 yılı aslan burçları için e, anlamlı olabilir. Daha sonra tabi ikizler burcuna geçecek. İkizler burcuna geçtiğinde de tabi İkizler sizin 11. eviniz. 10. evde tabi gereken e, yapılmışsa 10. ev hak edilmişse e, 11'de tabi 10. evin hemen sonrasında e, toplumun içine karışmak, toplumda kendini ifade etmek, toplumda daha saygın bir yer edinmek noktasında aslanlara Jüpiter ne yapabilir? Yardımcı olabilir. Daha toplumsal işlere eğer kendinizi verebilir, Toplumun desteğini alabilirseniz, bu bazen siyasetle olabilir, bu bazen e, bir cemiyette, bir cemaatte, bir sivil toplum örgütünde çalışarak olabilir. E, kitleye yani ne kadar çok insana temas ederseniz fayda noktasında o kadar ne yapabilirsiniz size e, geri dönüşü olabilir. Bu da o Jüpiter'in işte genişletme olgusunu sizin hayatınıza arkadaşlar, ilişkiler, toplumsal bir takım hizmetler üzerinden getirebilir ve bu da size ne yapar? Kazanç olarak döner. Çünkü 11. ev, 10. evden sonraki iki numaralı evdir. E, 10. evde doğru kariyer yapmış birisi 11. evde bunu ne yapar? Kazanca çevirir. Evet. Evet. Peki Satürn ne yapıyor? Satürn dede balık. 8. ev. Arkadaşlar 8 yıkım evi bir kere. Plüton'dan ötürü. Akrep'in doğal evi olmasından ötürü. Satürn ise ısrarcı. Diyor ki yıkıl diyor. Yıkıl. Bir şeyleri yık diyor. Değiştir diyor. Sekiz 8 hep budur. Bir şeyleri yıkmak, yeniden inşa etmek. Akrep diyoruz ya toplumumuz için ne var? Osmanlı'nın yıkılmış e, küllerinden var olmuş bir e, cumhuriyete sahibiz. Ve e, ülkemizin tabi haritası e, güneş olarak tabi akrep ve biz bunu daima ne yapıyoruz? İçimizde bir yerde hissediyoruz. Aynı şekilde aslanlar da 2024 yılında bazı konularda yıkım yaşayacaklar. Aynen 94, 1994-1996 arası gibi. Ama burada bir de 2004-2006 arası süreç var. Bu ikisini kesiştirin kendi hayatınızda. 2004-2006 arasında da çünkü Kuzey-Güney aksındaki tutulmaları yine 9-3 aksında yaşamıştınız. Bu yaşantılamada... Ee, güneş tutulmaları özellikle aslanlar için çok önemlidir çünkü güneş zaten sizin doğal yöneticinizdir ee, güneş doğal yönetici olduğu için güneş tutulmaları tabi aslanları ne yapar? Diğer burçlara göre çok daha fazla etkiler. Nasıl ki yengeçleri ay tutulmaları daha fazla etkiliyorsa bu yengeçler için dördüncü ev tutulması olacağı için ailede hanede bir takım yıkım yaşadığı yerde bir yıkım gitmesi belki değiştirmesi uzaklaşması gereken geçmişte bırakıp bitirmesi gereken aile ve ilişkileri varken e, bu aslanlar içinde güneş tutulmasının 3-9 aksında olması belki de e, kardeşler yakın çevre yakın akrabalar üzerinden e, belirli şeylerin atılması e, yani bazı ilişkilerin atılması manasına da ne yapabilir? Gelebilir. Bu e, 9'da tabi düşünceni daha yukarı bir yere çek. Zaten Satürn 8. evde seni yıkıyor. Aynı şekilde Neptün de bunu yapıyor 2011'den beri balıkta. Neptün bunu genelde hayal kırıklıklarıyla yapar. Bize e, hayal gösteriz, Gözü açık e, hayal görürüz. Yanlış yaparız. E, bu da bir takım şeyleri tabii içimizde ne yapar? E, değiştirir aynı şekilde Satürn de buna e, ne yaptı e, Mart itibariyle 2023 dahil oldu e, ve zorluyor yani Satürn tabi bizi kandırmaz o kesin Neptün gibi bizi kandırmaz fakat ısrar eder inat eder e, ısrarla ve inatla bizi e, kendi yoluna sokmaya çalışır Aslanın sabitliğini yaşamaz, egoyu devreden çekersek, direnç göstermezsek, buna tabi olursak e, öyle güzel yıkılırsınız ki yeniden daha güzel inşa olursunuz. Bazen e, güzel ölmek gerekir. Yani size güzel ölümler diliyorum 2024'te, onu söyleyeyim. E, daha iyi bir doğuş, daha iyi bir... Evet kral öldü yaşasın yeni kral sloganınız olsun 2024'te ee, Jüpiter'de ne yapıyor arkadaşlar bu arada ee, ikizlere geçtiğinde 26 Mayıs'tan sonra 11. ev, 5. ev aksını tabii çocuğu olmayanlar çocuk sahibi olabilir çocuğu olanların çocuklarıyla alakalı ee, ciddi anlamda bir takım değişim dönüşümler olabilir. Pluton'da e, dedik ya Mart itibariyle artık birinci derecedeymiş. Ocaktan itibaren tabii Şubat Mart diyelim biz ona artık kovada e, ve 2 Eylül 19 Kasım arasında yani 6. evinize son bir dönüş yapacak. 2008'den beri 6. ev konuları yani bu bazen hastalık bu bazen e, işiniz gücünüz bazen size düşmanlık yapan insanlar. Ee, bu konularda bir takım eksikler falan varsa bunları ne yapın toparlayın daha sonra kovada olacağı için e, çok uzun yıllar 2043 de dahil e, 7. evinizde olacak İlişkiler üzerinden ciddi dönüşümler e, sağlayacaksınız e, bazıları evlenecek bazıları boşanacak e, unutmayın Plüton Akrep'tir Akrep özellikle birileri artık hayatınıza daha fazla ne yapacaktır girecektir Akrep özellikle. Akrep özelliğinin negatif tarafı e, biraz sinsi olup kendisini saklamasıdır. Çünkü neticede yeraltı tanrısı Hades e, bazen güçlü bir figürü de gösterebilir, derinlikli. E, uzun vadeli ilişki de gösterebilir ama yani çünkü Plüton e, güneş sisteminin en dış yörüngesinde olduğu için 248 sene yani transiti çok yavaş, yavaş bir transitli gezegen. Ee, daha uzun vadeli bir ilişki getirme noktasında bize faydası olabilir. Uranüs de Boğa burcunda. E, tabii 4 sene falan oldu. Yani bazı aslanlar Uranüs'ten ötürü 10. Boğa, Uranüs'ten ötürü 2024'te de bunu yaşayacaklar. Ee, kariyerlerinde çok ani değişimler yaşamış olabilirler. Bazıları teknoloji ile uğraşan internet üzerinden ya da çalışan insanlara da aslanlara yardımcı olmuş olabilir. Ama Uranüs'ün tabi hızlı ve ani değişim getirmesi ki Uranüs normalde aslanların kovadan ötürü 7. ev yöneticisi doğal olarak. O yüzden aslanlarda bazen hızlı ilişkiye girmek ya da o hızlı girdiği ilişkiden çok hızlı şekilde çıkmak gibi bir takım durumlar ne yapabilir? Gözlemlenebilir. Neptün balık dedik o da 8'de. Evet. Yani genel olarak toparlarsak aslanlarda gördüğüm kadarıyla 8. ev, 9. ev, 10. ev ve 11. ev. Yani 8, 9, 10 ve 11. Genel olarak 8, 9, 10 ve 11 evleri Aslanlarda da e, ne yapıyor? E, 2024 yılında aktive olmuş durumda. Gezegenlerin tabi her biri hayatımıza farklı evler üzerinden, farklı burçlar üzerinden, farklı ne yapar? Etkiler getirir. 8, 9, 10, 11 tabii ki astrolojide ki özellikle e, şöyle düşünelim: e, 8 bir moksha evidir. Aynen dördüncü ev gibi, aynen 12 ev gibi. Ee, şöyle düşünün astrolojiyi: Ateş, Toprak, Hava, Su. İlk yengeç. Sonra Aslanla beraber Ateş, Toprak, Hava, Su. Akrep. Su burada artık e, bir çözülüşü, bir yok oluşu gösterir. Yani Ateşle başlayan döngünün, yani Koçla, Suyla biten Balık döngüsüdür. Yani bir şey yanar sonra da söner. Öyle düşünün. Bu ateş, toprak, hava, su döngüsünde demek ki aslan ne yapıyor? 8, 9, 10, 11 yaşıyor. Şimdi önce burada bir su var. Yani akrep 8. ev yaşadığına göre akrep etkisi yaşayacak demektir. E, bu bir ölümdür. Mokşa ölüm ötesi demektir. Burada bir ölümden yok oluştan bahsedilir. Daha sonra 9'da ee, Jüpiter üzerinden bir ateş yanar gene ve tabi vizyon değişir. Çünkü bilinç düzeyini en yukarı çeken gezegendir Jüpiter. Jüpiter bize bilgi üzerinden bilinç getirir. O bilgi üzerinden gelen bilinç bazen yabancı kültürler, bazen yabancı dil bilmek. Hani deriz ya bir insan bir insan iki insan iki insan, iki insan gibi. Master yapmak, doktora yapmak, akademik kariyer, e, kitap yazmak, yayın çıkarmak yani e, olabilecek en entelektüel üst bağlamları gösterdiği için Jüpiter 9. ev tabi e, karması da yaşanacak. E, daha sonrasında 10 var. 10 biliyorsunuz Oğlak üzerinden, Satürn üzerinden e, zaman içerisinde kazanılan bilgelik. Jüpiter gibi değil. Ee, siz Jüpiter'le üniversiteye gidip 3-5 lisan öğrenip master doktora yapabilirsiniz. Bu size bir bilgi getirir. Ama e, bir de tabii zaman içerisinde yaşlandıkça bir takım deneyimleri yaşadıkça elde ettiğimiz bir bilgelik vardır. İşte o da Satürn'dür. 10. evdir. Zaman tanrısı Kronos'un yeridir. Bunların tabi hem Jüpiter'in hem Satürn'ün bu iki babanın aslında el ele olup beraberce getirdiği deneyimler e, tabii ki daha önemlidir. Çünkü Jüpiter artı Satürn demek, 9 artı 10 demek. Biri üçgen ev, üçgen evlerin en güçlüsü. Birisi de köşe ev, 10. ev, köşe evlerin yine en güçlüsü. Üçgen ve köşe ev yöneticileri bazen haritalarda beraber olabilir. Bu bir yogadır. Ee, kişiye ne yapabilir? Ee, yüksek bir evrim bağış edebilir. Ee, aynı şekilde e, hepimiz hayatımızda hem Jüpiter'i hem Satürn'ü aynı anda yaşadığımızda e, dokuzun ve onun beraberce bir gücüne ne yaparız? Sahip oluruz. E, bu bağlamda aslanlar tabi eee Jüpiter'i önce boğa sonra ikizler yani 10 ve 11. Satürn ise balık yani 8. evde 8. evlerinde deneyimliyorlar. Bu da demek oluyor ki Satürn'ün 8. ev vurgusuna Jüpiter'in ise 10. ve 11. ev vurgusuna aynı anda ihtiyaçları var demektir. E 8'de bir şeyler yıkılıyorsa bir şeyler eskisi gibi gitmiyorsa bir ilişkide belirli bir işi gücü yaparken kariyeriniz konusunda hayatta inşa ettiğiniz bir takım maddi manevi değerler noktasında e bunu yıkın diyor. Ölecekse öldür o zaman yalancı eser satıcısını diyor İbni Batuta'nın tabiriyle. Burada ölmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Daha sonra bunu bu ölümü doğru gerçekleştirdiğimizde bu yıkımı Üzerine yeni bir kariyer, yeni bir toplumsal statü, yeni bir arkadaş, çevre, bir e, cemiyet, bir kendimizi birey olarak toplumun içinde nasıl ifade ettiğimiz noktasında yeni bir ilişki ağına girmiş oluyoruz. Çünkü 10. evden sonraki 11. ev yani kova vurgusu yani diğer tabiriyle aslanın direkt karşısındaki kova burcunun etkisini ne yapmış oluyoruz? Hayatımıza almış oluyoruz. İşte bunu e, aslanlar bunu bir yeni evlilikle ya da cemiyetin içinde kendini yeniden farklı bir kimlik olarak ifade ederek de ne yapabilirler? Ortaya koyabilirler. İşte burada 8, 9, 10 ve 11 ay, yani Satürn, Jüpiter, Neptün, Uranüs ve Plüton dönüşümleri hepsini bir arada gördüğümüzde e, özellikle de e, güneş tutulmalarının yani 8 Nisan'da Koç, Kuzey Düğüm yönü tutulması ve 2 Ekim'deki Terazi, Güney Düğüm tutulması. O da 3-9 aksına yine tekabül ediyor bir aslan için. Aynen 2004-2006'daki gibi ciddi bir e, zihinsel sıçramayı e, daha esnek ki aslanda bazen olmayan bir özellik bu daha esnek olma durumu çünkü aslan sabit bir ateş astrolojide koç nasıl öncü ise şeye benziyor bu yani koçta böyle mangalı yakıyorsunuz tabi ilk yanışta böyle bir harlıyor marlıyor onun içine bir şey atsanız zaten cızırtılı köfte olur yanar. Halbuki o mangal ateşi bir sabitlenir, İşte orada o sabit ateşte yani aslanda ne yaparız biz ee, daha güzel böyle pişiriz bir şeyleri eti filan. Ee, fakat dokuzda yani yayda artık o ateş sönmeye başlar, közlenmiştir. Onda da patlıcanı filan közleriz tabi. Ee, burada tabi e, yay Işık ve enerjisi olarak tabi koç aslandan daha aşağıda bir yere işaret eder. İşte o bazen o daha aşağıdaki ateş artık ne diyelim ona kaşar ateş. Kaşar ateş diye bir ateş yok tabi. Şey böyle yani artık yavaş yavaş sönmüştür ama böyle insanlar... Yaşlandıkça oluyor ya yani. işte bizim de ateşimiz sönüyor yaşlanıyoruz artık ama dışarıdan bakan diyor bu hıyar baya diyor ateş parçasıydı diyor gençliğinde işte öyle bir imaj verir o da bir insanları daha az rahatsız eden bir ateştir şey gibi yani işte nasıl söyleyeyim kaloriferin peteği gibi böyle küçük küçük yanar hissedersiniz ama öyle insanı da şey yapmaz içini dışını kavurmaz ayarında bir ateşten bahsediyoruz. İşte o ayarındalığa gidişle alakalı bir şey bu. Ve bunu da tabi o 94-96 arasında e, Satürn'ün yine 8'den geçerken artık sizin tabi yaşı tutan aslanlar için söylüyorum. E, ne tür ve nasıl bir yıkım yaşadıysanız e, bunun bir benzerine ki tabi aradan artık e, neredeyse 30 sene geçmiştir. E, biz tabi ilk e, Satürn yıkımında daha deneyimsiz oluruz. Aniden yakalanırız. İşte insanlar tabii yaşlandıkça gezegenlerin tabii transitlerine daha aşina olduklarında o yıkımları bilirler. Onu da zihnimizdeki nöronlar bilir. Bilinen bir şeyle tabii karşılaştığında kişi daha az sıkıntı yaşanır. Tabii her yaşın sıkıntısı farklıdır. Ama velakin tabii bilinmez bir duyguyla karşılaşan bir genç panik olurken yaşlı birisi ya bu duygu bana aşina evet bir aralar ben böyle bir şeyler yaşamıştım deyip daha temkinli ne yapabilir davranabilir ve bu tabi daha az kişide ne yapabilir sıkıntı yaratabilir İşte bu bağlamda biz kendimizden yaşlı bireyleri yani herkesin etrafında tabi her burçtan insan vardır. Ee, özellikle gençlere tavsiyem kendilerinden daha yaşlı. Özellikle 30 ve üstü ki babam benden tam 30 yaş büyüktü. İkimiz aynı satürne sahibiz. Ee, çatışacaklarına hani bir bakıp çünkü burada 30 sene öncesiyle 30 sene sonrası aslında çatışıyor. İki kişi değil onu söyleyeyim. İki farklı an çatışıyor, oradan e, gözlemle, konuşarak e, işte bazı e, bilgileri alırsak ne yapar, İşimiz daha kolaylaşır. Bu anlamda e, zamana ve zamanın getirdiğine ne yapmamız, saygı göstermemiz icap ediyor. Fakat Uranüs kova çağı maalesef Satürn'e e, saygısızlıkla başladı, öyle de devam ediyor. Kimsenin yaşa ve zamana saygısı kalmamaya başladı. Bu tehlikeli bir şey arkadaşlar. Tabii ki Uranüs bir gezegen ve bir faktör. Bunu yaşamalı ve deneyimlemeliyiz. Ee, bazı muruklarda tabi adamı çileden çıkartıp e, kendilerini tabi e, faşizan tavırlarla ifade ettiklerinde tabi gençlerde de tabi bir e, e, tepki oluyor normaldir. O ayarı doğru yapmamız lazım. Çünkü her bir gezegen kendi anlamları noktasında değerlidir ve bize ve hayatımıza bir takım mesajlar getirir. Ya ben şu gezegeni seviyorum ben bu gezegeni sevmiyorum. Şununla yaşıyorum ama bununla yaşamak istemiyorum demek abestir. O yüzden de aslanlar Plüton'la uzun yıllar yaşayacaklar. Bunu yedinci ev etkisiyle kendileri ve karşıtlar arasında bir tercih yapma noktasında eğer güneşiniz yani egonuz çok ağır basarsa e, aynen o Nietzsche'nin güneş Plüton karşıtlığı haritasındaki gibi e, riskli olan şey sizi yalnız bırakmasıdır. Nietzsche çok yalnız kaldı ve yalnız öldü arkadaşlar. Yani bu iyi olmadı onun için. Tabii ki belki verdiği eserler noktasında o acılar, o yalnızlık onun belki üretimine katkıda bulundu. Ama ve lakin e, herkesten içe değil. Yani acı çekersin, yalnız kalırsın. Bir de çektiğin acıyla kalırsın. E, i̇ki tane de eser de bırakamazsın. E, gerçi bir eser bırakmak için o kadar acı çekmeye değer mi? Hani insanlara sorsalar bunu kaç kişi kabul eder? E, bilemiyorum. Yani ben artık mesela gençken kabul ederdim ama belki yaşlılığın getirdiği bir korkaklık var. Ben kabul etmem, onu söyleyeyim. Etmek isteyen etsin. O yüzden de egolaşıp filan plütonla lütfen. Çünkü siz kendinize çektiğinizde pluton da kendine çekecektir. Orada böyle tahterevalli dengeleri gibi kullanırsanız bir böyle kefe gibi bir adalet kefesi gibi bir denge daha iyi olur. Yani bunu ip çekme oyununa ne yapmayın, dönüştürmeyin diyorum. 2024'te hepinize sağlık ve başarı diliyorum aslanlar.